Arkadaşlarım katılma polimerleşmesine örnekler vermek istiyorum size. Katılma polimerleşmelerinde pi bağı olması gerekiyor dedik. Bakınız mesela eten biliyorsunuz eten bir alkendir. Burada da bir tane pi bağı olduğunu görüyoruz. Ve polimerleştiği zaman bakınız buradaki pi bağı ne yapıyor arkadaşlarım kırılıyor. Etendi ve bunun en tanesini birçoğunu bağladık. Çok anlamında poliyi kullandık. Eten poli eten etilen ya da poli etilen kullanılabilirler. Özelliği dış ortama neme kimyasal maddeleri dirençli, kullanım alanı kap, kutu, oyuncak, mutfak eşyası yapımında, kaplamalarda, boru ve tüplerin paketlenmesinde. Yani bunlar soru olarak karşınızda gelebilir diyerekten bunlardan da bahsetmek istedim arkadaşlarım. Çünkü nerede kullanılır diye sorabiliyorlar. Bakınız etenin Yukarıdaki etenin haşlarını çekiyorum ve klorlar bağlıyorum. Yani orada bir yer değiştirme gerçekleşmiş. Kaç tane klor bağlamışız arkadaşlarım? 4. 4 biliyorsunuz latince sayıda tetra. Tetra klora eten. Bunun en tanesini bir araya getiriyorum ve poli kullanıyorum. Poli tetra klor eten. Yüksek temizleme gücüne sahiptir arkadaşlar ve bu en çok kuru temizlemede kullanılır karşımıza çıkar. Çözücü metal temizleyici olarak kullanılabiliyor. Bakınız etenin 4 tane haşını çekip florlar bağlayayım. Tetrafluoro eten. Bu polimerleştiği zaman e, tabii ki buradaki yine pi bağı ne yapıyor arkadaşlarım? Kırılıyor. Pi bağı varsa ve bu pi bağları kırılmışsa biz bunlara biliyorsunuz katılma polimerleşmesi diyoruz. Buradaki pi bağı kırılmış. Sigma'ya dönmüş hepsi. Poli tetra, floro, eten. Biz bunu günlük hayattan çok iyi biliriz. Bu nedir arkadaşlarım? Teflondur. Yani teflon tencereleri hepimiz biliriz. İşte bu tetra, flora, etenin polimerleşmesiyle elde ediliyor. Isı ve kimyasal etkilere dayanıklı. Tava, tencere kaplamaları, ısı resistansı dedik. Vinil klorür yine günlük hayatımızda çokça karşımıza çıkan bir şey. Soru olarak da çok geliyor. Vinil klorür arkadaşlarım bakınız etenin bir tane haşını çekersem kökün adı vinildir. Daha sonra buraya klor bağlarsak bunun adı vinil klorürdür arkadaşlar. Buradaki pi bağı kırılıyor, sigmaya dönüyor. Poli vinil klorür. Nedir arkadaşlarım bu? PVC. Dolayısıyla PVC'ler fiziksel ve kimyasal özelliğinden dolayı işlenme kolaylığı var. Diğer polimerleri uyumundan döşemelerde bazı levhaların kaplanmasında. Şimdi izobütilen diyoruz arkadaşlarım. İzobütilen yine bakıyorum burada pi bağı olduğunu görüyorum. Pi bağı varsa zaten ne polimerleşmesidir? Katılma polimerleşmesidir. Bunun en tanesi bir araya geliyor poli izobütilen oluyor. Bakınız buradaki pi bağı kırılıyor. Koruyucu ve yapışkan özelliğinden dolayı motor yağlarında katkı maddesi, selobantlarda, kağıt etiketlerde yapıştırıcı olarak kullanılıyor. 2 metil 1, 3, butadien, izopren arkadaşlarım. Bakınız burada dikkat ederseniz iki tane pi bağı olduğunu görüyoruz. Ve bunlardan bir tanesi ne yapıyor? Kırılıyor. Ve burada poli izopren yapıyoruz. Sentetik kauçuk dediğimiz kauçuk yapılıyor arkadaşlarım. Yüksek esneklik, aşınmaya dayanıklılık, otomobil, bisiklet lastiği, binaların ses yalıtımı, yer kaplamaları, silgi gibi kullanım alanları mevcuttur. Müzik <laughs>